Burası yatak odamız. Ebeveyn odası olarak tasarlanmış olmak üzere. İçerisinde açılı pencere var. Havalandırma olarak mahiyetinde kullanılabiliyor. Yatağa yattıktan sonra kendi prizi, kendi anahtarı var, lambasını ister yakar ister söndürür. Burası soyunma dolabı ve elbise dolabı olarak kullanılacak çekmeceli bir alanımız. Aynı zamanda çamaşır makinesi koyulacak alanımız. Arka kısmında derin dondurucu veya bulaşık makinesi arka kapak açılarak değerlendirilebilecek bir alan. Aynı boyutta banyo, lavabo olarak kullanılıyor. El işçiliğiyle yapılmış. Birinci sınıf malzeme kullanılmıştır. Lavabo çekmeceleri hem sandık amaçlı kullanılabilir, hem gizleme alanı olarak kullanılır. Aynı şekilde diğer taraf da aynı. Bu şekilde kullanma alanlarımız, koltuklarımız, kendi tasarımımız, oval oluşu dolayısıyla kendimiz tasarlayarak iskeletini, döşeme aksamını kendimiz yine burada yerinde yaptırdık. Böyle açınca çift kişilik yatak oluyor. Bu şekilde çift kişilik yatak oluyor. Üzerine altı saklama dolabı, aynı zamanda bu şekilde de içerisi saklama olarak kullanılabilir sistemi. Bayağı bir büyük alan. İster yataklar, yorganları koyulsun, isterse başka. Valla bu deprem öncesinde biz başlamışlığımız var. 3 aydır aşağı yukarı çalışmamız devam ediyor bunun üzerinde. Tamamen kendim Avrupa'daki yapılan işlerden esinlenerek burada tasarlayıp kendi mizacımda olanı kendim kullanacağım şekilde neler yapabilirim diye düzenledim ve yaptım. Ve çok da güzel bir şey ortaya çıktı. Çıkardığımız eserden çok memnunuz. Aşağı yukarı 3 ay sürdü. Yalnız ben 1 yıldır üzerinde çalışıyordum. Neler yapabilirim? Küçük bir alana, yaşam alanını nasıl sıkıştırırız? Nasıl hem küçük olsun hem kullanışlı olsun? 5 kişiyiz biz aile olarak. Kendim içerisinde yaşayacağım şekilde tasarladım. Onun üzerine çalıştım. Küçük olsun, şirin olsun, sağlam olsun. Bu düşünceyle yaptım. Allah'a şükürler olsun. Allah da mahcup etmedi. Güzel bir şey çıkardık ortaya. Dadaş'ın bayram şekeri diye adlandırdık bunu inşallah. Biz tamamen her detayını kendi elimizle işlemiş olduk. Hiç dışarıdan bir başka esnafı bulaştırmadık. Hem ahşabını hem çeliğini kendimiz işledik. Önce çelik şahse üzerine çelik bariyerler, her bir 75 santimde bir çelik bariyer, yuvarlak halkalar halinde 60'a 60, 3 milim profilden halkalarımızı 75 santimde bir vurduk. Ondan sonra da içten ve dıştan lamberi olarak döşerken arasına da izocam yerleştirmek suretiyle ısı yalıtım sağladık. Kışın sıcak, yazın serin olmasını düşündük. Aynı zamanda hidrofor bağladık. Hidroforumuz su basıncı olmadığı zamanlarda dahi 300 litre su deposu var. Hidrofor sayesinde 300 litrelik depodan sürekli tesisatımıza su basmış olacağız. Isıtma sistemini de zaten küçücük nefesle ısınıyor ama isteyen şuraya yan tarafa bırakmış olduğumuz camdan biz onu da tasarlıyoruz. Soba olarak kullanabilir. O cam üzerinden soba borusu bırakılıp yapılabilir. Ama gerek olmadığını düşünüyoruz. İki gözlü bir ocak buna yeterli olur. Zaten bütün her şey düşünülmüştür. 21 metreküp veya 21 metrekarede diyebiliriz toplamda. İç alanımız 18-19 metrekareye düşer. Biz şimdi bunu öncelikle şu şekilde değerlendirdik. Taşınabilir olsun, kolay taşınsın. Ama istenirse tekerlek takılarak konteyner gibi yürütülsün. Altına isterseniz 2 tane duba bağlayın, denizin üzerine bırakın. İsterseniz 4 tane teker takın,
şahsesiyle birlikte tabii ki tırın arkasına takarak çekip götürebilirsiniz istediğiniz yere. Ama biz şu anda maliyet yükselmesin diye daha fazla şey yaptık. Taşınabilir, mobil olarak düşündük. Mobil taşınabilir bir villa yaptık. Televizyon antenine varana kadar hasar verilmesin diye kendim montaj yapmışım. Televizyon bırakmışım. İçerisine mini buzdolabı, çamaşır makinesi isteğe bağlı olarak bırakılabilir. Erzurum'dan küçük bir esnaf olarak bu şekilde bir ürün çıkarttığımızı sizler de takdir edersiniz ki büyük bir başarı bu imkanlarda. Bulunmuş olduğumuz semt, kısıtlı olan imkanlarımız ve bu imkanlar içerisinde çıkartılan şahane bir ürün. Evin şu anda bizim öngörümüz 650 bin lira civarında. Maliyet bayağı yüksek çıktı. Küçük olmasına bakmayın. Hem çift kat hem çelik bariyer üzerine ahşap kaplandığı için bütün her tarafta ahşap olan her yerin altında çelik bariyer var. Onun için maliyetimiz çok yüksek. Yüksek olan bu maliyet de bizi bu 650 bin lira civarına itti. Efendim Allah depremde ölen bütün kardeşlerimize rahmet eylesin. Biz bunu AFAD öncesi tasarladığımız AFAD aklımızda yoktu. Tabii ki Türkiye'nin de bir gerçeği bu AFAD. O zaman AFAD'a da çok dayanıklı bir ürün olduğunu iddia ediyorum. Şimdi yanımızda şu anda 5 katlı bir bina var. Allah saklasın. Zaten bura terk edilmiş, meskun bir bina. Yıkılsa, bunun üzerine dökülse buna hiçbir zarar veremiyor. Sadece dıştan verebileceği yaralanma, berelenme. Çünkü içerisindeki 75 santimde bir olan çelik bariyerler onun baskıya dayanmasına karşı gelecek. Yani direnç gösterecek. Yer yarılıp yutmadıktan sonra Allah'ın izniyle buna hiçbir şey olacağı yok. Nasip olursa bayramın ilk gününü de kısmetse işimle burada geçirmeyi düşünüyoruz. Tabii satılmazsa o zamana kadar ürünümüz.